Şimdi sinonim diye bir nesne var. Ona bakalım. Ya da objelerin mesela kullanıcılar tablosu için bir sinonim oluşturalım. Create adını İngilizce çevirelim. Users for kullanıcılar. Kullanıcılar tablosunu sorguluyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Yani tablo adı değiştirme değil buradaki olay. Users'ı sorguluyorum. Aynı şekilde isimlendirme yapabiliyorum. Birden fazla isim. Değil. Users 1. Sinonimler de şurada, sol taraftaki synonyms kısmında görülüyor. Users ve users 1. Bakın üzerine tıklayınca oluşturma tarihi ve tablonun sahibi, sinonimin adı, tablonun gerçek tablonun adı, kullanıcılar gibi bilgileri de görebiliyorum. Sinonim üzerinden mesela öncelikle normal bir sorgu yapalım. Ver kullanıcı ID 120. Veriyi seçtik. Insert users. Burada mı? Sen kullanıcılar tablosundan mı bahsediyorsun? Kısmında sequence'i kullanamayacağız. Sildik mi onu? Silmişiz. Elde 140 diyelim. Yok mu sizde?
Inserted. Çalıştırıyorum. Doğrudan işlem yapılabilir. Tabii ki. Burası zaten orijinal tablodan bakıyor. Tablonun adını göremez ve nesnenin sahibini göremez. Yani sinyal ve kullanım amacı yok. Mesela bir farklı kullanımda create public sunum. Bunu da göstereyim. Public olayını. User public olsun. For burada yetki problemi oldu işte. En şükür bir yetki mevzusu aldık. Public'in amacı normalde sinonim yaptığımız zaman yani biz kullanıyoruz ama public yaptığımız zaman bu nesneyi dışarıya açmış oluyoruz. Dışarıdan kastım diğer kullanıcılar. Yani HR değil, farklı bir şekilde bağlanan kişilere de Java'daki gibi private public olayı. Normalde yapılan her şey private ama burada örneğin loglar tablom var. Ben de bunu işte farklı bir yerden de erişilebilsin istiyorum. Logları public bir sinonim yaptığım zaman dışarıdan da farklı birisi buna erişebiliyor. Normalde HR ile bağlanmayan kişi CS admin olmadığı sürece, admin yetkisi yoksa bunu göremez. Ama bunu dışarı açarsan sinonimle public olarak görür. Zaten sen erişim vermiş oluyorsun. Hacker izin istemiyor zaten. Bakın, yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. İki tane sorguyu çalıştırdım. Burada bir hata verdi. Bunun sebebi bahsetmiştim. Bir tanesinin mutlaka bu şekilde kapatılması gerekiyor. Aksi halde bunların ikisini tek bir sorgu olarak algılamaya çalışıyor. Hata verir. Bu şekilde yapınca sorun olmaz. Eğer public bir sinonim oluşturduysanız drop public sinonim demeniz gerekir.